İyi akşamlar herkese. Hocamızın maç hakkındaki görüşleriyle başlayacağız. Ardından sorularınızı alabiliriz. La partita. Ma è stata fatta una grande partita contro una grande squadra. Avevamo questa sensazione, comunque c'era nell'aria un'aria positiva, avevamo voglia di questa vittoria, avevamo fatto delle belle prestazioni nelle partite precedenti, ma non eravamo riusciti a portare a casa la vittoria, mentre stasera abbiamo fatto tutto bene. E siamo riusciti a portare a casa i 3 punti che ci servivano per finire bene l'anno e per dare fiducia per il proseguo. Öncelikle pozitif baba, iyi bir takım ruhuyla buraya geldik. Maçı da isteyen bir durumdaydık hepimiz. Önceki maçlarda da iyi performanslar sergilememize rağmen istediğimiz sonucu alamıyorduk ama bugün çok iyi mücadele ederek çok önemli bir 3 puan aldık çok iyi bir takıma karşı. Hem yılı galibiyetle kapattık hem de çok arzuladığımız bir istediğimiz bir 3 puan aldık. Bunları söyleyebilirim. Soru var mı? Buyurun. İlmi Bey. Trabzon ha fatto una partita importante settimana scorsa, oggi ha giocato contro di noi. Quale secondo te, mister, cioè sono oggi un po' debole nel campo? Cioè quale parte? Ma l'avevo detto prima della partita io, una squadra che ha vinto una partita importante contro Fenerbahce, magari sarebbe arrivata con una minore concentrazione. Ne ho giocate tante di queste partite, quindi sapevo come poteva essere l'atmosfera e quindi ho battuto su questo tasto di partire concentrati, dando una grande intensità, perché loro non avrebbero avuto la stessa concentrazione che avevano avuto con il Fenerbahce e quindi qualcosa avrebbero lasciato per strada. Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maç oynadılar, çok önemli bir galibiyet aldılar. Tabii büyük bir konsantrasyonla o maça çıkacaklarını hepimiz biliyorduk. Çünkü ben de çok oynadım o tip büyük maçları. Tabii ondan sonra da o galibiyetten sonra biraz konsantrasyon kaybedeceklerini düşünüyordum. Genelde bu konu üstünden biraz gittim ve bu konu üstünde aslında biraz sıkıntı çekebileceklerini düşündüm. Buyurun Nazım Bey. Radyo Spor, Ajans Spor, Nazım Türk Naz. Ligin altında aslında takımların galibiyet aldığını görüyoruz. Bu galibiyet aslında 3 puan değil, nereden baksanız 6 puan gibi bir durum gözüküyor. Ligin sonunda Karagümrük'ün hedefi tam olarak ne olacaktır? Certo che nella classifica ci sono tante squadre che stanno dopo di decimo posto, ma sono troppo vicini ai punti. In realtà tutti stanno vincendo la partita, per questo motivo questa vittoria ha più di 3 punti, possiamo dire, per Karagümrük. Alla fine di questa stagione, a quale obiettivo adesso ce l'abbiamo? Cioè, quale vogliamo? Ma era importante vincere per la classifica, ma anche per il morale della squadra, perché abbiamo lavorato bene fino adesso, soprattutto nel ritiro di Antalya, c'era un'atmosfera molto positiva, i risultati si sono visti sia nelle amichevoli che già nella partita di domenica scorsa ad Adana avevamo fatto una buona gara, ma non eravamo riusciti a portare a casa i punti. Stasera era, come ho detto prima, nell'aria, avevamo questa sensazione di poter vincere e siamo riusciti a farla. Per il futuro dobbiamo guardare partita per partita, non ci poniamo limiti, sappiamo che ci sarà da lottare, però la squadra ha qualità, quindi pensa di poter giocare bene, di poter vincere anche un po' di partite. Bahsetmiştim önceden de, hava çok önemliydi. Biz bu maçın havasını çok hissediyorduk kazanacağımızı. Antalya kampından gelen bir pozitif hava, istek vardı sahada. Adana'ya karşı oynadığımız maçta iyi oynadık ama orada istediğimiz skor alamadık. Hazırlık maçlarında da aslında iyi bir grafik sergiliyorduk. Bugünkü 3 puan sadece bir 3 puan değil. Aslında bu havayı da daha katlayarak büyütebileceğimiz bir 3 puan oldu bizim için. Gelecek için de adım adım bakacağız. Çünkü kaliteli bir takıma sahibiz. Ne yapabileceğimizi, ne kadar yukarıda bitirebileceğimizi her maç baka baka adım adım ilerleyerek göreceğiz. Başka soru var mı? Thank you. Teşekkürler.